Sevgili izleyicilerimiz, Ankara Kent sohbetlerinde ikinci sezona girdik. 13 program yaptık değil mi Mehmet Hocam? 14.sünde yine değerli bir konukla güzel, çok özel bir mekanda birlikteyiz. Satranç Müzesi'nde Satranç Müzesi'ni kuran sevgili Akın Gökyay ile birlikteyiz. Merhabalar Akın Bey. Merhaba. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Lütfettiniz, onur verdiniz. Evet. Sağ olun. Mehmet Hocam'la biz böyle zaman zaman paslaşarak sorular soruyoruz. İzninizle ilk soruyu ben sorayım. Çok zor olmasın. Ya çalıştım demiştiniz ama. Satranç Müzesi fikri ve Hamamönü ya da burası Hama markası oldu sonradan. Evet. Hamamönü, Hama markası. Buralar marka oldu artık. Burada olmasının, burayı seçmenin kısa öyküsüyle başlayalım mı? Tamam, başlayalım efendim. Satranç aslında ben 1993'te Yeni Zelanda'ya gittim. Bir 35 gün falan da kaldım. Tabii enteresan bir kalıştı. Aileler yönünde kaldım, içeri dönlerdim. O enteresan bir olay tabii. Bir yere gidiyorsunuz, Londra'ya gidiyorsunuz. Eğer o şehri iyi tanımak istiyorsanız, yaşam tarzınızı bilmek istiyorsanız, adamlarla beraber aynı evde yaşamanız lazım size. Yoksa otelde gidip kal, sonra çık, dükkanlarınız var, çatlarınız var. Evde yaşamak, kentte yürümek değil mi? Evet. Şey yapamıyorsunuz, tanıyamıyorsunuz. O bakımdan Yeni Zelanda'ya ben çok iyi tanıdım. 9 değişik aileyi gördüm 35 günde. Yeni Zelanda'da saat müzesi var. Öğrenci misiniz siz? Yok, bu yok. Evlerde kaldım. Hayır, 35 gün. Rotary programı. Rotary programı. Evet. Değişim programı. Bir grup genç yaşadığımdan Rotary'nin olmayan açık bir program. Ben ekip lideri olarak gittim oraya. Saat müzesi. Böyle buzdolabı müzesi. Güzel. İlginç müze olabiliyor. Uzmanlık müzeleri. Çamaşır makinesi. Şimdi ben hayret ettim, bunların müzesi mi olur yani? Güzel. Döndük geldik Türkiye'ye, satranç toplamaya başladık, satranç koleksiyonu yapmaya başladık. Eşim, bunlar bizim fabrikada bir müsait alan vardı, orada satranıyordu. Senin bunları dedi, buraya hapsetmeye hakkın yok dedi. Bunları toplumla paylaşman lazım dedi. Kaçtım ben. Yani zor çünkü bir müze. Tabii bir müze, baştan müze yaratmaktan bahsediyoruz. Üstelik eşi benzeri olmayan. Biz de Guinness rekorda. Evet. İşte o biraz teşvik etti yani. Evet. Öyle rekorda kitabına gitmiş bir koleksiyonu. Onu da zaten hemen konuşacağız. Şu yerden sonra onu konuşacağız. Evet. Şeyle, Ankara'larla paylaşmaya. O sırada tesadüfen Altındağ Belediye Başkanı, o zamanki Veysel Atasoy, Tiryaki, Veysel Tiryaki fabrikaya geldi. Gördü zaten takımını, ilgilendi. Dolaştı erkek uzun uzun. Ya dedi, arka bir müze açmak lazım sana. Ve bunun için de en güzeller. Tamam yani. Evet. Çünkü çok büyük emekleri var burada, yeni tarafımızda. Ben yine kulak arkası ettim ona. Bir iki defa daha geldi gitti. Ben kendisini ziyaret ettim. O sırada beni hamam önünde dolaştırdı. En önce eski cezaevinden başladı. Eski cezaevinde iki tane koğuş vereyim dedi. Evet. Baktım ben, işte, fena değil idare eder. Ancak koğuşlarda dışarı çıktım, bir tane dar ağacı kapıda. Bu nedir dedim, bu dedi, deniz gezmiş açlıkları, evet. Dar ağaç dedi. Burası. Şimdi o zaman bana tuhaf geldi bu iş.
Çünkü daha ziyade gençlerin, çocukların geleceği, eğitime yönelik birazcık müze iken farklı şeyler. Denizli şeyi görmek tuhaf oldu. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ulu kavak ağacının altında, o titrek kavağın altında vazgeçtiniz. Evet. Ondan sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi olmasından. Sağ olsun başkan, işini yüzünü bıraktı. Yine bu hamam arkası tarafında çok dolaştırdı. Oradaki boş binaları, bir hikayet binaları, yapılmış dolar binaları, satılık binaları gösterdi. Fakat malum olan hepsi eski Ankara evleri, ufak tefek evler, müze olmaya müsait değil. Çünkü siz metrekareyi büyütmek istiyorsunuz şimdi, evet. İşte ondan sonra burası üç arsa üzerine kurulmuş, yani şu kapıdan bu taraf üç arsa üzerine kurulmuş bir bina. Bu binayı yıkıp dökük bir binaydı bu. İhaleye girdik, o binayı aldık. Biz bir vakıf kurduk daha önce biz. Gökkel Vakfı. O vakıf adına bir aldık. Daha sonra yandaki binada sarıldıktı. Mirasçıları anlaşamamışlardı. Belediye isimler kilitli orayı. Orayı da aldık. İki binayı birleştirdik. İşte 1800 metrekare bir yer oldu burası. Burası bize yeter dedik ama başkanın sözünü dinlememişiz. Yani bir bina daha vardı. Bu bina da yetmiyor. Yetmiyor çünkü. Yetmiyor çünkü. Evet, böylece buraya geldik. Evet hocam, rekorlar. Şimdi rekorlar, tabii ben okuduklarımdan sanırım dünyada en zengin satranç koleksiyonu size ait. Evet. Ve 750'den fazla, 700'den fazla 708. Ya da 708. 708 maşallah. Oldu. Çok değişik konularda tematik şeyler var, satranç takımları var. Bunlardan biraz bahsederseniz tabii biz hani konaklar, evler onlardan çok bahsediyoruz gezerken işte söyleşilerimizde ama bu zeka oyunu satrancı bir Ankara konağında evinde yer almış olması çok heyecan verici bir olay. Biraz da bundan bahsederseniz hoş olur. Hem de 400 ile rekor kırmışken şimdi evet. 700 ile tekrar başvurur. Evet. Ne zaman başvuruyoruz onu da izleyicilerimize de söylemiş olalım. Kendi rekorunuzu egale ediyorsunuz. İki katına yakın bir rakamla. Tembelliğimden vazgeçtim. Estağfurullah. Sizin gibi olsun tembellik. Şimdi şöyle, ben satranç topluyorum, satranç koleksiyonu yapıyorum bildiğim zaman herkes gülüyor geçti. Satrancın koleksiyonu mu oldu dedi. Çünkü herkesin aklında turnuva satrançları var. Hı, evet. Yani bu tematik satrançlar kimsenin aklında yok. Aslına bakarsanız 1975'e kadar benim de aklımda yok. Güzel. Yani ancak görüldüğümüz zaman gidiyorsunuz ve araştırıyorsunuz. Böyle satranç takımları. Bir de aklınızda çamaşır makinesi müzesi var. Evet. Saat müzesi var. şimdi ben çok seyahat ettim. Yani geçen seneye kadar çok seyahat ettim. Şeyde gerek uluslararası batırdığım uluslararası düzeyde bir görev vardı 11 yıl. Onu seyahate dolaştım. Gerek eşimle beraber seyahati çok seviyoruz. O sebeple dolaştım. Gerekse profesyonel olarak işim dolayısıyla dolaştım. Ama şimdi gittiğim zaman her yerde satranç alanı oldu. Satranç bulmak çok zor bir olay aslında. Yani şimdi sizi sorsam Ankara'da satranç nerede satılıyor? Satranç Müzesi'nin satış yeri var. Alt katta. yani doğru söylüyorsunuz. Nereden bulunur? Aradın mı? Mesela Selanik'te balık pazarında satranç buldum. Hiç, yani, hiç aklınızı bilmiyorum balık pazarı. Yani mümkün mü? Balık pazarı orası. Yani çok kimi sorsanız sizi gösteremiyorlar. Yani sokakları arşınlamanız lazım. Ve artık o hale geldi ki gözler
Uzakta bir satranç takımı varsa tat diye görüyorum ben öyle. Nereden görüyorsun diye görüyorum satranç takımını. Dolaşa dolaşa şey, satranç arar olduk. Bir arkadaşım var, rahmetli oldu geçen sene. Onunla beraber epeyce seyahatlerimiz vardı. Amerika'ya gittik. Yine satranç aramaya yola çıkacağız. Beraber çıktık. New York sokakları arşınladık. Neyse, dört takım satranç bulduk. Çok. Ama biraz da ağırcaktı satrançlarda. Ben taşınmakta zorlandım. Yaz günü sıcak hava. Mete verdi dedi ki, ben size de ben taşıyordum. Mete de kısa boylu tip nasıl rıza attı. Otele geldiğimiz zaman ikimiz de kanter içinde kalmıştık.